Merhaba. İnsan bilgisayar etkileşimi dersine hoş geldiniz. Bugünkü konumuz psikolojik boyutu insan bilgisayar etkileşiminin. İkinci ders biliyorsunuz bu. İlk ders kapsamında insan bilgisayar etkileşiminin temel bir takım psikolojik boyutlarını inceledik. Kısa süreli hafıza, algı sistemi, uzun süreli hafıza, dikkat mekanizmaları ve bunların birbiriyle olan etkileşimleri gibi konuları incelemiştik. Şimdi biraz daha üst seviyeye çıkacağız. Yani içeride neler oluyor? Bu kısa süreli hafızamız, uzun süreli hafızamız dünya ile etkileşirken daha karmaşık seviyede neler yapıyor ve bunun insan bilgisayar etkileşimi üzerindeki etkisi, tasarım üzerindeki etkisi nelerdir? Bunlara bakacağız. Mesela bu bölümün temel amaçları, bu bölümü bitirdiğimizde buradaki başlıklar hakkında bilgi sahibi olmanız, kendinizi geliştirmiş olmanız bekleniyor. İnsanın bilişsel yapısı ve insan bilgisayar etkileşimiyle ilişkisi en temel olarak geçen dersten beri devam eden konu. Otomatik ve kontrollü işlemler önemli konulardan bir tanesi nedir? Özellikle tasarıma etkisi nelerdir? Zihinsel model ya da İngilizcesiyle mental model kavramı nedir? Bireysel farklılıkların etkisi neler olabilir? İnsan bilgisayar etkileşimi tasarımına yönelik pratik tavsiyeler de yine bu süreçte yer alacak. Ve nihayetinde en sonunda da yine özellikle bilişsel boyutun daha en komplike, karmaşık yönlerinden bir tanesi olan duygular konusunu da görüp konuyu psikolojik boyutunu en azından bitirip yeni konuya ondan sonra başlayacağız. Evet, etkinliklerimiz var biliyorsunuz her derste olduğu gibi en klasik etkinliğimiz tasarım günlüğü oluşturmanız. Çevrenizde kullanımının yine karmaşık olduğunu düşündüğünüz bir ürünü saptayın. Bu ürünün özellikle çok basit olmamasına dikkat edin. Karmaşık, biraz daha kullanımı efor gerektiren, özellikle birazdan göreceğimiz otomatik davranış, kontrollü davranış kavramına uyan bir ürün bulmaya çalışın. Bu prensipler derste göreceğimiz konular doğrultusunda değerlendirin. Bir takım problemler varsa, kullanılabilir problemleri varsa bu problemlere yönelik de bir takım çözüm önerilerinde bulun. Evet, geçen derslerden biliyorsunuz insan bilgisayar etkileşimi ve kullanıcının dört boyutu var aslında. Birisi fizyolojik boyutu, yani oturduğunuz koltuk, klavyenizin büyüklüğü, ona elinizin, parmaklarınızın uyumu gibi fiziksel ergonomi. Ki biz buradaki derslerimiz bağlamında fiziksel ergonomiye çok fazla girmiyoruz. O biraz daha endüstriyel ürünler tasarımcılarının alanı. İki, algı boyutu, özellikle görsel, işitsel algı boyutu, ki geçtiğimiz derste buna başladık. Bunda bir miktar yine devam edeceğiz. Bilişsel boyutu önemli konulardan bir tanesi, hafıza, öğrenme, ki bugünkü konuşmamızın, konumuzun, dersimizin bir parçası. Sonra ilerleyen günlerde, ilerleyen derslerde göreceğimiz işin bir sosyal boyutu, organizasyonel boyutu ve grup boyutu da var. Bunları buraya daha sonra geleceğiz. Yine hatırlama babında bakacak olursak, Nielsen kullanıcıyı bir skala üzerinde tanımlıyor. Kullanıcı alan bilgisine sahip veya alan hakkında bilgisi olmayan, düşük bilgisayar deneyimli, yüksek bilgisayar deneyimli özelliklere sahiptir diyor. Burada da sistemin deneyimsiz kullanıcısından sistemin deneyimli kullanıcısına kadar giden bir yelpaze var. Ne yazık ki kullanıcılarımızın çoğu sistemin uzman kullanıcısı aşamasına, bu skaladaki üst tarafa girmiyor. Kullanıcıların, özellikle günümüz bilgisayar kullanıcıların çoğu sistemin deneyimsiz kullanıcısı aşamasında, şu noktaya, bu skalanın aşağıdakisindeki noktalarda yoğunlaşıyorlar. Dolayısıyla biz bir takım tasarımlarımızı yaparken, arayüz tasarımlarında, sistem tasarımlarında üst gruptakileri değil, daha çok alt gruptakilere hitap edecek sistemleri gerçekleştirmek durumundayız. O zaman işin içine psikolojik bir takım
kurallar ya da prensipler, teorilerin sonucunda ortaya çıkmış tasarım prensipleri gündeme geliyor. Nedir kullanıcıların özellikleri? Deneyimle öğreniyorlar. Bir şeyi yapa yapa öğreniyorlar. Aktif öğrenciler yaptıkları zaman zaten deneyimle aktif öğrenilen haline geliyor. İnsanların, kullanıcıların dikkatleri düşük. Özellikle çocuklarda mesela bunun daha da düşük olduğunu görüyoruz ama üst yaş gruplarında da yine insanlar dikkatlerini saatlerce bir şeyin üzerine toplayamıyorlar. Belirli bir dikkat süreleri var. Dağılabiliyor. Hata yapıyorlar insanlar. Daha önce de Norman'ın dersinde, özellikle derste bahsettiğimiz yanılmıyorsam 3. haftaydı. 2. ve 3. haftada bahsettik. Diyor ki hata hayatın bir parçasıdır. Dolayısıyla insanlar, kullanıcılar hata yapıyorlar. Sistemi kafalarında modelliyorlar. Birazdan da göreceğiz. Zihinsel modelleme önemli kavramlardan bir tanesi. Özellikle tasarıma büyük etkisi var. Her kullanıcı birbirinden farklı. Hiçbir kullanıcı diğer bir kullanıcıyla tamamen benzer özellikler, aynı özellikler göstermiyor. Belki bir takım benzerlikler olabilir, ortak yanlar olabilir ama hepsi birbirinden farklı. Hepsi biricik durumunda. İnsanlar, kullanıcılar hedef merkezli, bir şey yapma hedefine sahipler. Kullanırken bu eğlenmek olabilir, öğrenmek olabilir, hayatını geçirmek, alışveriş yapmak olabilir ama bir takım hedefleri vardır. O hedefleri gerçekleştirme yolunda en hızlı şekilde adımları atmak isteyeceklerdir. Yine geçen dersten biliyoruz ki insanın biliş sistemi bir takım mekanizmalardan oluşuyor. Özellikle algı sistemimiz çok önemli. Dünyayı algılamak için en temellerinden bir tanesi görsel algı, diğeri işitsel, dokunma gibi en temel bir takım algı parçalarımız var. Ki önümüzdeki günlerde, önümüzdeki dönemde örneğin tad alma duygusu gibi duygularımızda ya da koku alma duygularımızda insan bilgisayar etkileşiminde de gündeme gelecek konulardan bir tanesi. Ama bizim şu anda genel yoğunlaştığımız noktalar görme, duyma ve bir miktar belki dokunmayla ilgili. Kapasitemiz var. İnsanın kısa süreli hafıza, uzun süreli hafıza kapasitesi de bir takım kısıtlılıklar mevcut. Bunlar da insan bilgisayar etkileşimi tasarımını etkileyen önemli faktörler. Etkileşim sadece tek bir adımda gerçekleşen bir şey değil. Bir süreç. Dış dünyayla iç dünya, daha doğrusu beynimizin içindeki bir takım süreçler önemli. Psikoloji dersinin birinci aşamasında zaten bunu görmüştük. Burada etkileyen bir takım faktörler var. İçerideki az önce de dediğimiz gibi kısa süreli hafızamızın, uzun süreli hafızamızın kapasitesi, bunların birbirleriyle etkileşimi, dikkat mefhumu, dikkat konusu var. Dikkat kaynaklarımızın verimli kullanılması, doğru kararın verilip ve doğru tepkilerin verilmesi gibi bir dizi karmaşık süreçten geçiyoruz. Şimdi bu süreçlerin içindeki bizi etkileyen, insan bilgisayar etkileşimini etkileyen en önemli birkaç konuya bu derste değineceğiz. Evet, bunlardan ilki, en önemlilerinden bir tanesi diyor ki özellikle Schifrin ve arkadaşlarının yaptığı çalışmalarda bunu ortaya koyuyorlar Indiana Üniversitesi'nden. İki tip bilişsel işlem var diyor Schifrin ve arkadaşları. Kontrollü işlem ve otomatik işlem. Yani kontrollü işlemde bir şeyi nasıl yapacağımıza ya da ne tepki vereceğimize düşünüp planlayıp adım adım gerçekleştirdiğimiz durumlar. Örneğin ben elimdeki bu cihazı aldığımda bunu alacağım. Şurada sağdaki tuş var. O tuşa gidip dokunmalıyım. İşte şu işlem gerçekleşsin ya da şurada bir kırmızılı bir tuş var. Bu tuşa dokunursam ne olacak? Buna dokunursam ne yapacağım? Gibi düşünerek planlayarak yaptığım hareketler. Bir de otomatik olarak hiç buna bakmadan bile elimde sanki vücudumun bir parçası gibiymiş gibi bunu kullandığım durumlar var. Bunlara da otomatik davranışlar diyoruz. Birazdan daha spesifik, daha belirgin bir takım örnekler üzerinden de gideceğiz. Kontrollü işlem dediğimiz nedir? Aslında dikkat gerektiren işlemler. Dikkat kaynaklarımızı üstüne yoğunlaştırmamız gerekiyor. Uygun yere yoğunlaşmamız ve diğer
bu yoğunlaşmadan bizi engelleyen uyaranları yok sayma süreci oluyor. Bilinçli bir kontrol süreci, her hareketi planlayarak yapıyoruz ve bizim bilişsel sistemimizin kısıtlarına da bağımlıdır. Eğer çok miktarda veri geliyorsa bu kontrol işlem esnasında işlemleri daha da yavaş yapma durumuna geçiyoruz. Örneğin araç kullanma. Eğer ehliyetiniz varsa araç kullanmaya başladığınız ilk günü hatırlayın. Arabanın kapısını açtınız, direksiyonun başına oturdunuz. Aşağıda bir takım pedallar var. Hele ki aracınız vitesli bir araçsa, otomatik bir araç değilse, elle vites değiştirmeniz gerekiyorsa bir kere el hareketi mevcut. İki ayağınızın bir takım hareketleri mevcut. Elinizin bir yandan da direksiyonu tutması ve yola bakıyor olmanız lazım. Pek çok hareket bir anda. Dolayısıyla kontrollü davranışa yönelik en önemli, belki en güzel örneklerden bir tanesi bu. Arabayı kaldırdınız ya da kaldırmaya başladınız, birinci vitese taktınız. Birinci vitesten ikinci vitese geçtiğiniz durumu hatırlayın. Ne kadar düşünüyordunuz, değil mi? Şimdi ikinci vitese geçmem gerekiyor. O zaman ne yapacağım? Debriyaja basmalıyım. Ayağımı gazdan kaldırmalıyım. Elimi vitese atmalıyım. Sonra ayağımı tekrardan işte debriyajdan yavaşça kaldıracağım derken kontrollü bir süreçten geçerek bunu öğreniyorsunuz. Ama düşünün, araba kullanmayı öğrendiniz, ehliyeti aldınız. 3-5 sene sonra seri bir şekilde araba kullanıyorsunuz. Artık bunları düşünür müsünüz? Bu adımları düşünür müsünüz? Çok büyük ihtimalle düşünmezsiniz. Sık sık araba kullanıyorsanız artık arabanın vitesini değiştirdiğinizi bile fark etmeyebilirsiniz. Çünkü davranış otomatik bir hale gelmiştir. Debriyaja basarsınız, ayağınızı gazdan kaldırırsınız, bir sonraki vitesi atarsınız, bu otomatik bir şekilde gerçekleşir. Bilgisayar kullanmak da bu şekilde aslında. Yine bilgisayarı ilk kullanmaya başladığınız zamanı düşünecek olursanız, ne yapacağım, nereye basacağım, bir sonraki adıma nasıl geçeceğim ya da yeni bir uygulama, yazılım aldınız, o yazılımı öğrenmeye başladınız, özelliklerini bilmiyorsunuz. Nereye basacağım, nasıl açabilirim, üzerinde bir değişiklik yaptım, bunu nasıl yapacağım, ya da biraz daha kompleks, karmaşık bir şey yapmam gerekiyor. Bunu nasıl hayata geçireceğim diye yavaş yavaş düşüne düşüne bir takım çıkarımlarda bulunarak yapıyorsunuz. Ama bir süre sonra, örneğin bir yazı yazma programı kullanıyorsunuz. Bir süre sonra hayatınızın bir parçası olduğunda otomatikman gidip ilgili ikona tıklamak, dosyayı açmak, ondan sonra yazmaya başlamak, ondan sonra hatta kısa yol tuşlarını kullanarak kaydederek çıkmak. İşte davranış otomatikleşti. Bu geçiş, kontrollü davranıştan otomatik davranışa geçiş süreci insan bilgisayar etkileşimi için çok önemli boyutlardan bir tanesi. Özellikle bizim istediğimiz nedir? Kullanıcıların o yazılımı, uygulamayı mümkün olduğu kadar otomatik bir şekilde kullanabilmesi. Kolay kullanılabilir yazılımlarda. Kullanılabilirlik problemi daha düşük olan ya da olmayan yazılımlarda bu geçiş çok hızlı olabiliyor. Ama diğer tür yazılımlarda kullanıcılar zorlanıyorlar. Hatta kullandıkça bile otomatik kullanım sürecini geçemeyebiliyorlar. Otomatik işlem, yine az önce üzerinden geçtik aslında. Dikkatle ilgili minimum talebe sebep olur. Tepkiler serbestçe, otomatikçe gerçekleşir. Tık tık bir yere tıklarsınız. Veya araba kullanıyorsanız vitesi otomatik hızlıca da geçirirsiniz. Neredeyse refleks seviyesindedir. Belki dizinize bir çekişle vurulmasındaki gibi bir refleks davranış olmamakla beraber artık otomatikleşmiştir. Farkına bile varmayabilirsiniz. Çok hızlıdır. Çok detaylı bir karar verme süreci yoktur. Ve şöyle bir de durum var. Bu bazen bir avantaj olabilirken bazı durumlarda dezavantaj olabiliyor. Örneğin otomatik davranış unutmak zor. Bir otomatik davranışı gerçekleştirmeye başladıktan sonra o otomatik davranışı geri almak nispeten zor bir süreç. Bunu yine araba sürüşünden örneklendirelim. Az önceki slayta
bakacak olursak yine arabanın içinden bir sahne. Ama bu arabanın bir özelliği var. Bu arabada direksiyon sağ tarafta. Dolayısıyla eğer siz Türkiye'de araba kullanan birisiyseniz İngiltere'ye veya Kıbrıs'a gittiğinizde bu arabaya oturduğunuz anda otomatik davranış yeteneğini kaybedeceksiniz. Bu arabaya uyum sağlamak için kontrollü davranışla başlamanız gerekecek. Otomatik davranışı unutmak zor dedik. Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'nde araba sürüş deneyimi de yine bunlardan bir tanesi. Az önceki örnekten farklı olarak Amerika'da araçlar yine Türkiye'deki gibi soldan, yani aracın sol tarafında sürücü koltuğu, trafiğin akış süreci yine aynı şekilde gidiyor. Ama bazı farklılıklar var. Nedir bunlar? Trafik ışıkları. Bir hatırlayın, eğer araç sürücüsüyseniz Türkiye'de arabanızı kullanıyorsunuz. Trafik ışığı var ileride. Trafik ışığının neresinde durursunuz? Ya da trafik ışıkları nereye konur? Hemen sizin bulunduğunuz kavşağa gelmeden önce konur. Ve siz arabanın işte hatta camından eğer çok yaklaşmışsanız trafik ışığına kafanızı çevirip yakalamak durumundasınız. Işığı görmeye çalışırsınız eğer dibine kadar gitmişsiniz. Ama Amerika'da bu farklıdır. Trafik ışıkları kavşağın hemen önüne değil, kavşağın arkasına konur. Bunun aslında baktığınızda avantajı var. Hani siz ışık zaten karşınızda durduğu için görmek nispeten daha kolaydır. Ama Türk sürücülerin, Amerika'ya ilk defa giden Türk sürücülerin yaptığı hatalardan bir tanesi budur. Kırmızı ışık yandı. Ne yapıyorsunuz? Türkiye'deki alışkanlık olarak trafik ışığının altına kadar gidip orada durmanız gerekiyor. Trafiğe çok ciddi bir tehlike yaratıyorsunuz. Çünkü aslında kavşağı o anda geçiyorsunuz. Trafik ışığı yolun öbür tarafında. Ama Türkiye'de bu davranışı otomatikleştirmişsiniz. Bu otomatikleştirilen davranışı en azından ilk birkaç kere de birkaç tehlike atlatana kadar tekrar etmeniz çok büyük bir şekilde ihtimal dahilinde. Dolayısıyla mesela kişisel olarak kendim Amerika'ya doktoraya gittiğim zaman en azından mevcut trafik sistemine uyum sağlayabilmek açısından hemen ehliyetimi almamıştım. Çünkü bende gelişen bir takım otomatik davranışlar Amerika'daki trafik sistemine uymuyordu. Dolayısıyla bu tür çelişkili durumlarda çok ciddi bir takım problemler de ortaya çıkabilir. Dolayısıyla otomatik davranışı unutmak, hafızadan silmek oldukça zor bir süreç. Bir yazılım kullanıyorsunuz. Yazılımda belki bir önceki sürümünde ve kullanılan bazı fonksiyonlar bir sonraki sürümde farklı bir takım fonksiyonlar haline dönmüş olabilir. Bu durumda önceki yazılımda alışmışsanız, örneğin işte bir şeyi kopyalamak için hep Ctrl-C kullanıyorsanız ve sonraki sürümde bu Ctrl-B'ye dönüştüyse orada önceki otomatik alışkanlığınız doğrultusunda bu hata yapmaya başlayabilirsiniz. Bundan dolayı zaten tutarlılık konusu önemli konulardan bir tanesi. Yazılımlar sürümler arasında tutarlı olmalı ki geliştirdiğimiz otomatik davranışlar daha sonra yine sürdürebilelim. Evet, az önce de bahsettik. Aslında tüm ya da çoğu davranışımız bizim kontrolden otomatiğe doğru geçer. Örneğin yazı yazmayı öğrenmek. Yine ilkokul günlerinize giderseniz ilk başlangıçta ilkokul 1'de yazı yazmaya yavaş yavaş harf harf başlarken daha sonra otomatik bir davranışa dönüşüp nasıl yazı yazacağınızı düşünmeden yazı yazarsınız. Ya da yeni bir yazılımı kullanmayı öğrenmek de keza kontrolden otomatiğe süreçtir. Yeni yazılımı karşınızda açarsınız, fonksiyonlarını öğrenmeye çalışırsınız. Bir süre sonra çok kullandıkça bu olabilir veya rutin etkinlikler, günlük rutin etkinlikler olabilir. Bunlar bir süre sonra otomatik davranışa dönüşür. Tabii bunun istisnaları vardır. Her davranış kontrolden otomatiğe geçebilir mi? Geçmeyebilir. Eğer sık tekrar etmiyorsanız, senede bir iki kere yaptığınız bir işlemse daha sonra bunu tekrardan hatırlamakta zorluk çekebilirsiniz. Yani hep kontrollü bir şekilde yapmak durumundasınız. Ya da hata yapma durumunda sonuçları zarar vericiyse bir kontrollü
davranmak durumundasınız. Örneğin trafikteki davranışımız esnasında bazı yerlerde otomatik hareketleri yapmakla beraber kimi yerlerde sonuçları ölümcül olabilecek sonuçlar varsa böyle durumlarda kontrollü bir şekilde yine davranmaya devam edebiliriz. Veya bir yazılım kullanıyorsunuz. Yazılımı kullanırken sonuçları bir takım zarar verici sonuçlara neden oluyorsa o zaman kontrollü adım adım ilerlemeniz gerekir. Bununla ilgili örneğin savunma ile ilgili uygulamalara baktığınızda kişilerin bu tür otomatik davranışlar göstermemesi için kritik sistemlerde birden fazla kullanıcı olup her bir kullanıcı bir davranışı, bir hareketi yaptığında diğerine sözlü olarak bildirim verip bunun onayını aldıktan sonra ilerlemeye, yani davranışı otomatikleştirmiş olsa bile bunu hayata geçirirken kontrollü bir şekilde yapma ihtiyacı duyabilir. Veya üst seviye bilişsel bir takım çabalar gerektiriyorsa, örneğin toplama çıkartma belki kolayca otomatik olacak bir şey ama bir integral problemini çözmek ya da yüksek seviyede bir matematik problemini çözmek üst seviye bir bilişsel çaba gerektirdiği için otomatik davranış haline geçmesi mümkün olmayabilir ya da çok zor ya da çok uzun zaman alabilir. Bazı yazılımlar çok karmaşık, çok fazla fonksiyona sahip olabiliyor. Örneğin grafik tasarımıyla ilgili bir takım yazılımlar, işte üç boyutlu modelleme ile ilgili bir takım yazılımların çok fazla fonksiyonu olduğu için bunların hepsini ya da buradaki fonksiyonların hepsini kullanımı zor otomatikleşen adımlar. Dolayısıyla böyle bir yazılım örneğin kullanımı daha çok kontrollü süreçte kalabilir. Değişik türde tabii farklı tipleri var bu davranışların. Fiziksel yetenek temelli olanları mesela var. Uyaranlara karşı verdiğimiz basit tepkilerimiz. Örneğin trafik ışığı değişimine karşı ayak hareketimiz. Trafik ışığı değiştiği anda ayağımız otomatikman debriyaja, frene veya işte, gaza basabilir. Veya bazı davranışlar kural temelli olabilir. Burada bir karar verme süreci. Örneğin işte hata mesajı aldığımızda bu kritik bir hata mesajı ise ona göre bir takım kurallar doğrultusunda ilgili tuşa basmak olabilir. Veya bilgi temelli olabilir ki bilgi temelliler otomatik davranışa en zor geçen adımlardır. Planlama gerektirir, strateji gerektirir. Örneğin bir alışveriş sitesinde mal alışverişi esnasında ilgili adımlar genellikle yavaş yavaş karar vere vere adım adım ilerlediğimiz belli bir takım stratejileri gerektiren adımlardır. Pratik yaparak, tekrar tekrar yaparak hangi bu az önce verdiğimiz üç temelli hareketin hangisini otomatikleştirebiliriz? Özellikle yetenek temelli ise otomatikleşme potansiyeli en yüksektir. Araba kullanma yeteneği ya da fareyi kullanma, klavyeyi kullanma gibi. Kural temelli ise kapsamlı bir takım tekrar ile otomatikleşebilir. Sürekli yapa yapa bunu otomatikleştirmek. Ama bilgi temelli bir ise görev tipi çok çok büyük ihtimalle bu hareket otomatikleşmeyebilir. Bir karar verme ve strateji sürecinden sonra görevi tamamlarsınız. Şöyle bir örnek verelim. Psikolojideki en temel testlerden bir tanesidir. Otomatik ve kontrollü davranışları gösterebilmek için. Burada sizin de bu deneyin bir parçası olmanızı istiyorum. Bu deneyin sonucunda bir de videomuz var. Oraya gelince de yine anlatacağım. Stroop test. Psikoloji kullanılan çok yaygın kullanılan testlerden, çok bilinen testlerden bir tanesidir. Stroop test, otomatik ve kontrollü davranışları ve sizin buradaki performansınızı ölçmeye yönelik bir test. Şöyle oluyor. Burada ekranda bir takım harfler görüyorsunuz. Üstte 5 tane harf, işte altta da 6 tane harf. Ben sizden burada harfleri söylemenizi istemiyorum. Sadece kelimelerin renklerini okumanızı istiyorum. Yani deneme yapacak olursak kırmızı, yeşil ya da ne görüyorsanız. Bazen video ekranında renkleri farklı görmeniz mümkün. Ama siz ne görüyorsanız ya da siz nasıl algılıyorsanız ben kırmızı, yeşil görüyorum. Dolayısıyla bu aşamaya geçtim. Şimdi bu bir pilottu. Siz de lütfen kelimelerin renklerini okuyun.
Şimdi iki aşamadan oluşan bir test bu. Bu testi yaparken yanınızda bir kronometre de tutmanızı istiyorum. Kronometre bulundurmanızı istiyorum. Bir sonraki slide'a geçtiğimizde test başlayacak. O teste başladığımız anda kronometreyi başlatın ve sayfanın sonuna ineceğiz. Sayfada okumanızı istediğim bir takım şeyler olacak. Oraya geldiğimizde kronometreyi durdurun ve süreyi not edin. Bir sonraki slide'da, karşınıza gelen slide'da kelimelerin renklerini okumanızı istiyorum. Ekranda kelimelerin renklerini okuyacaksınız. Aynı az önceki deneyde olduğu gibi. Yani o kelimeler kırmızı ile yazılmıştı, yeşil ile yazılmıştı. Kırmızı, yeşil dedim. En hızlı bir şekilde nasıl ilerleyebilirseniz ilerleyin. Önemli olan ne kadar hızlı olduğunuzu görmek istiyoruz. Okey. Hazırsanız, kronometreniz elinizde, o zaman süreyi başlatabiliriz. Mavi, turuncu şeklinde devam edin. En sona geldiyseniz süreyi durdurun. Kaç saniye sürdü? Bunu bir kenara yazın. Şimdi birinci aşamayı tamamladık. Burada bir takım kelimeler vardı ya da harflerden oluşmuş anlamsız kelimeler vardı. Bunların renklerini okudunuz. Ya da en azından ne gördüyseniz, nasıl görüyorsanız o renkleri o şekilde okudunuz. Şimdi ikinci aşamaya geçtik. Bir sonraki ekranda yine benzer bir takım harfler gelecek karşınıza ve renkli. Yine aynı işlemi yapmanızı istiyorum. Kelimelerin renklerini okumanızı istiyorum. Kelimeyi değil, kelimelerin renklerini. Hani nasıl başta yaptık ya, kırmızı, yeşil diye, o şekilde. Kronometreyi elinizde tutun. Sayfanın altına geldiğinizde kronometreyi durdurun ve süreyi not edin. Hazırsanız başlayalım. Sanırım bitirdiniz. Kronometreyi durdurdunuz. Şimdi süreyi ölçün. Birinci deneyde ne kadar zaman harcadınız? İkinci deneyde ne kadar zaman harcadınız? Aradaki fark neydi? Ya da arada bir fark var mıydı? Çok büyük ihtimalle eğer Stroop test kurallarına uyduysanız, deneyi düzgün bir şekilde yaptıysanız, bunu bir arkadaşınıza da yapabilirsiniz. İkinci testte daha uzun zaman geçirmiş olacaksınız. Bunun nedeni, buradaki uzun zaman geçirmenizin nedeni aslında otomatik davranış ve kontrollü davranışın birbiriyle çatışması ya da birbiriyle çelişmesiydi. Neden? Kelimeleri okumak otomatik bir süreçti. İlk deneyde kelimelerde bir anlam ifadesi yoktu. Dolayısıyla beyniniz kelimelerin anlamlarına yoğunlaşmadı, sadece renklerine yoğunlaştı. Dolayısıyla kelimeleri okumak otomatik bir süreç ama renkleri adlandırmak da otomatik bir süreç. Dolayısıyla birinci deneyde renkler otomatik olarak adlandırıldı, kelimeler adlandırılmadı. Ama işin içine ikinci deneye geldiğimizde kelimeler de bildiğiniz kelimeler geldi. Beyniniz bir yandan oradaki kelimenin anlamını, örneğin sarı, maviyi okumaya çalışırken bir yandan da size verilen görev bağlamında rengi anlamaya çalışıyordu. Kelimeyi mi okuyacağım, rengi mi okuyacağım, kelimeyi mi okuyacağım, rengi mi okuyacağım diye içeride bir kontrollü davranış haline geçtiniz ve dolayısıyla performansınız daha düştü. Buradan görüyoruz ki bu tür karmaşık veriler problemlere neden oluyor. Bize ekstradan bir bilişsel bir yük getiriyor. Ve bunun sonucu uzun süren bir işlem süreci oluyor. İnsan bilgisayar etkileşiminin en ölümcül örneklerinden bir tanesi de, başlarda da bu örneği vermiştik, İran Körfezi'ndeki USS Vincennes olayıydı. Değişik nedenlerle İran uçağını düşürmüşlerdi ama nedenlerinden bir tanesi de oradaki operatörlerin karşısındaki ekranın karmaşık olması, birbiriyle çelişen iki ya da birbirini yavaşlatan iki otomatik süreç nedeniyle yarattığı bilişsel yük sonucunda yanlış karar verilmesiydi. Dolayısıyla
Bunun etkisi ne olur insan bilgisayar etkileşimi tarafına? Arayüz tasarımında bu tür hataların yapılmaması gerekiyor. Bu deneyi biz göz hareketlerini takip cihazıyla da gerçekleştirdik. Bunun bir kaydını YouTube üzerinden izleyebilirsiniz. Orada dikkat ederseniz benzer bu deney farklı bir tasarımla gerçekleştiriliyor. Göz hareketlerini takip cihazı sizin nereye ne kadar baktığınızı kaydedebilen bir cihazı olduğu için otomatik davranışlarda göz hareketleriniz dikkat çok hızlı bir şekilde devam ettiği için otomatik çok hızlı makinalı tüfek gibi ekrandaki nesneleri takip edip onları yorumlarken bizim deneyimizde ikinci deneyde olduğu gibi bir ekrana geldiğinde çelişen iki otomatik davranışı bir araya getiren davranış haline geldiğimizde göz hareketleri takip cihazında gözün hareketlerinin yavaşladığını yuvarlaklar göreceksiniz. O yuvarlaklarda da rın büyüdüğünü yani dikkatin oraya uzun süre verilmek zorunda kaldığını, o anda bir bilişsel işlem yapıldığını göreceksiniz. Bu da özellikle iki otomatik davranışın birbirini nasıl etkilediğini gösteren önemli bir kanıt olarak izlenebilir. Evet, bunun insan bilgisayar etkileşimi açısından önemini, Stroop test ya da işte otomatik davranış, kontrollü davranışın arayüz tasarımında bir kere doğal düşünce sürecine müdahale etmemek gerekiyor. Otomatik davranış seviyesine geçirmek istiyoruz insanları, kullanıcıları ama burada dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü karmaşık mesajlar vermeye başladığımızda bunlar az önce dediğim gibi iki otomatik davranıştan dolayı kaynaklanan karmaşık mesajlar da olabilir. Bilişsel yükü arttırmak, dikkat kaynaklarını fazla fazla kullanmak, performansın düşmesi, verilen geri bildirimlerinde yanlış geri bildirimler olarak hayata geçmesi olabilir. Oysa yapmamız gereken sezgisel deneyimler yaratmak, karmaşık mesajlardan kaçınmak. Otomatik davranışların olumlu etkisi olacağını, yani her zaman olumlu etkisi olacağını varsaymayın, test edin. Burada mesela bir örneğini görüyorsunuz. İleri tuşu, geri tuşu, oklar sürekli kullanılan özelliklerden bir tanesi. Ama dikkat ederseniz bu tasarımda ileri tuşu ya da geri tuşuna basmak otomatik bir davranış olmakla beraber yerleri tamamen ters konulduğunda bir tasarım problemi gerçekleştirildiğinde kullanıcı ileri gitmek için ne yapmalıyım? Buna mı basacağım? Ama ok bu tarafı ileriyi gösteriyor. Ama üstündeki yazı farklı bir şey gösteriyor diye kafaları karışıp onların performansını düşürebilir. Evet, otomatik davranış kontrollü davranış ve bunun insan bilgisayar etkileşim üzerindeki etkilerine baktık. Şimdi diğer önemli bir konu yine insan bilgisayar etkileşimi ve özellikle tasarımcıların insan bilgisayar etkileşimindeki rolü açısından da önemli diğer bir konu zihinsel model yaklaşımı. Zihinsel model yaklaşımı insan bilgisayar etkileşim alanından gelen sadece orayla ilgili bir alan değil. Aslında genel psikolojiyi de ilgilendiriyor. Genel olarak şöyle tanımlayabiliriz zihinsel modeli. Biz dünya ile etkileşimimiz esnasında dünyaya baktığımızda, dünyayı görürken bebeklikten itibaren kafamızda değişik modeller gerçekleştiriyoruz, oturtuyoruz. Evimiz bir model olarak kafamızda, beynimizde yerleşiyor. Yepyeni bir durumla karşılaştığımızda geriye dönüyoruz, bakıyoruz. İçeride buna birebir uyan bir modelimiz var mı? Eğer yoksa eski kafamızda oluşturduğumuz modellerden de faydalanarak yepyeni bir zihinsel model içeride oluşturuyoruz. Bu zihinsel model eğer doğruysa bir sorun yok ama eldeki verilerle farklı ya da yanlış bir model oluşturduysak o zaman sorunlar ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bunun zihinsel modelin ya da İngilizcesiyle mental model otomatik olarak çalışan hafızada yaratıldığı varsayılıyor bilişsel bilimciler tarafından. Dediğim gibi mevcut ortamın, sistemin dinamik bir gösterimi. Eksik bilgiler varsa, belirsiz bir takım bilgiler varsa o zaman daha bir rahatsızlık verebiliyor. Zaten insan eksik bilgilerle karşılaştığında bu insana rahatsızlık veren unsurlardan bir tanesi. O eksik noktaları, boşluk noktaları bir şeylerle tamamlama ihtiyacını hissediyor. Burada
Kısa süreli hafızadan gelen bilgi uzun süreli hafızadaki bilgiyle buluşup mevcut bir şemayla eşleşiyor ve kafamızda yeni bir model oluşturuyoruz. Şimdi burada bir test yapacağız. Birazdan bir videoyu göreceğiz. Çok kısa bir zihinsel model uygulaması. Kullanıcıdan bu videoda biz çok basit bir işlem yapmasını isteyeceğiz. Bilgisayar başında oturan kullanıcı, elinin altında bir fare var. Önünde işte klavyesi var, karşısında ekranı var. Biz bu kullanıcıya diyeceğiz ki fare burada, lütfen fareyi al ve ekranda başlat tuşuna götür. Videoya bakalım kullanıcı neden öyle davrandı. Fareyi başlat butonuna götürebilir misin? Evet, kullanıcı nasıl davrandı? Ne yaptı? Biz ona dedik ki verilen talimat fareyi ekrandaki başlat yazısının üzerine götür dedik. Kullanıcı fareyi masa üzerinde hareket ettirdi ve başlat tuşuna imleci götürdü. Aslında biz ona verilen görev bu değildi. Ama kafasında oluşturduğu, bilgisayar sisteminde oluşturduğu zihinsel model bunu şey yapıyordu. Hiç bilgisayar kullanmayı bilmeyen birisini düşünün. İlk defa böyle bir yere getiriyoruz. Diyoruz ki bu bir fare, ekran, ekranda da başlat. Bunu söylediğimiz zaman çok büyük ihtimalle hiç bilmeyen bir kişi, yani kafasında fare, bilgisayar ekranı gibi zihinsel modeli oluşturmayan bir kişi fareyi tutup eliyle ekranda fiziksel olarak başlat tuşunun üzerine koyacaktı. Neden? Çünkü kafasında böyle bir zihinsel model yoktu. Fare kullanımıyla ilgili, imleç nedir, imleçle ilgili bir zihinsel modeli olmadığı için geçmiş zihinsel modellerinde de bir şeyi al, bir yere koy dediğiniz zaman o işlemi yapıyordu. Dolayısıyla geçmiş zihinsel modellerine uygun davranacaktı. Halbuki günümüzde hepimiz kafamızda bir fare, ekran, zihinsel modelini geliştirdiğimiz için hiç düşünmeden size verilen bir talimat esnasında fareyi tutup hareket ettirip aslında ekrandaki imleci ilgili nesnenin üzerine götürüyoruz. Dediğim gibi burada oluşmuş, yerleşmiş bir zihinsel model var. Ama gelecekte farklı bir etkileşime geçecek olursak, fare ortadan kalktığında bu günleri bir hatırlayın. Burada anlattıklarımı bir hatırlayın. O zaman size verilen hareketleri yaparken çok büyük ihtimalle geçmişteki bir takım davranışları getirip o günkü davranışınızı oluşturmaya başlayacaksınız. Belki hatalar yapacaksınız. Dolayısıyla bakacak olursak zihinsel model karar verme süreçlerini destekliyor. Yerleşik bir zihinsel modelse otomatikman karar veriyorsunuz ve onu yapıyorsunuz. Aynı deminki fare ekran örneğindeki gibi. Kullanıcılar uygulamaların modellerini zihinlerinde gerçekleştiriyorlar. Ben bu fareyi nasıl kullanırım, ne yaparım diye. Modeller yanlış ya da eksik olabilir. Dediğim gibi bilgisayar kullanmayı hiç bilmiyorsanız size verdiğim fareyi başlata götür emrindeki model yanlış bir modeldi. En azından o ortama uymayan bir modeldi ama yapacak bir şey de yoktu çünkü elimizdeki modeller bunlardı. Yapısal yönü, zihinsel modelleri şöyle diyelim, ikiye ayırabiliriz. Yapısal zihinsel modeller, yani bu nasıl çalışıyor sorusunun cevabını veren ya da sorun giderme, onarım için gerekli olan bir model veya fonksiyonel modeller, bunu nasıl çalıştırırım sorusunun cevabı olan. Mesela etkili kullanım için özellikle bu gerekli. Örneğin evimize aldığımız fırın ile problemim böyle bir zihinsel model problemiydi. Bununla ilgili de yine bir videomuz var. Orada bu fonksiyonel zihinsel modelin ne olduğunu anlamaya çalışalım. Burada evimize yeni bir fırın almıştık. Onunla ilgili biraz video kalitesi düşük ama üzerinde kontroller var dikkat ederseniz. 4 tane kontrol var. Yanlarına koydukları küçük ikonlar çok faydalı. Hangi o 4 fırının hangisine kontrol ettiğimizi anlatıyor. Harika. Dolayısıyla en sağ alttakini yakacağım. Yakmak için çevirdim. Ama geçmiş zihinsel modelim benim o
basıp çevirdiğim zaman bu fırının yanmasını ya da bu ocağın yanmasını neden oluyordu. Ama burada basıyorum, yakıyorum, elimi kaldırdığım zaman ocak sönüyor. Geçmiş dediğim gibi bilgisayar modelimle uyumlu değil. Kısa süreli yapıyorum, sönüyor. Uzun süreli yapıyorum, sönüyor. Çünkü benim daha önceden kullandığım fırın bir takım güvenlik özelliklerine sahip değildi. Ancak bu fırında bir takım güvenlik özellikleri var. Bundan dolayı bunu yapamıyormuşum ama dediğim gibi zihinsel modeline uyuşmadığı için. Arkadaki ocağa gittim. Belli bir süre tuttum. Şans eseri belli bir süre tuttum. Ve yakabildim. Şimdi yine gerisin geriye döndüm. Ve bu sefer başardım. Çünkü neymiş? Belli bir süre bunu basılı tutmam gerekiyormuş. Eğer belli bir süre tutmadıysam bir süre sonra tekrar denemelerimde fırın yine kendisini yakmama izin vermiyormuş. Şu anda benim evimdeki işte bu fırınla ilgili, set üstü fırın, set üstü ocakla ilgili mental modeli kafamda oluşturmuş durumdayım. Artık ne zaman başına gidersem davranışım otomatikleşti. Şeyi, anahtarı alıyorum, basıyorum, çeviriyorum. Yaklaşık işte 5-6 saniye tutuyorum ve bıraktığım zaman ocak yanmaya devam ediyor. Ama ilk zihinsel model, kafamdaki zihinsel model, önceki fonksiyonel zihinsel modelle eşleşiyordu. Ve bundan dolayı ocağı yakmayı ilk aldığımda başaramamıştım. Zihinsel modelin farklı alanları, yani dediğim gibi hayatın her anında aslında kafamızda yeni bir zihinsel model oluşturuyoruz. Örneğin tableti düşünün. Bir tabletle ilk defa karşılaştınız ve oradan kitap okuyabileceğiniz söylendi size. Dediler ki bir tablet üzerinden kitap okuyacaksınız. O zaman doğal olarak tabletle ilk defa karşılaştığınıza göre kafanızdaki mental model, zihinsel model kitap. Kitap nedir? Açarsınız, sayfalarını tek tek çevirirsiniz, değiştirirsiniz. Kitap bir kitaplıktadır. Oradan kitabı seçersiniz gibi. Ve sonuçta bu kullanımı ya da bu yapıyı tablet üzerinde bu sefer aramaya başlarsınız. Sayfayı nasıl çevireceksiniz örneğin? Yeni, özellikle bu tablet, yeni nesil tabletlerde bu kaydırma hareketi dediğimiz hareketin gelmesiyle örneğin kitabı açtığınız anda eski zihinsel modelinize uygun bir kullanım yapısı oluşturabiliyorsunuz. Çok büyük ihtimalle tasarımcılar böyle bir öngörüyle bu özelliği tablet üzerine oturtturdular. Sayfa çevirme, sayfa sayfa gitme özelliği kaydırma özelliğiyle beraber gerçek hayattaki kitaptan tablet üzerindeki kitaba da gelmiş oldu. Ya da tablet üzerindeki uygulamaya da gelmiş oldu. Peki bu modeller, az önce de bahsettik. İnsan bilgisayar iletişimi açısından ne öneme sahip, neye, nerede kullanabiliriz? Bir kere deneyim ve bilgi tabanlı. Kişiler deneyim kazandıkça, bilgi kazandıkça daha iyi modeller oluşturuyorlar. Doğal olarak oluşuyorlar. Kullanıcı bunları şekillendiriyor ve tasarımdan etkileniyorlar. Dolayısıyla tasarımcının, kullanıcının kafasında bu tür zihinsel modelleri oluşturmaya, hızlıca oluşturmalarına, doğru bir şekilde oluşturmasına yönelik yardımcı olması gerekiyor. İnsan bilgisayar etkileşiminde genelde fonksiyonel modeller daha çok ilgi alanına giriyor. Dolayısıyla bizim çalıştığımız zihinsel model alanı genellikle fonksiyonel, az önce bahsettiğimiz fonksiyonel modeller üzerinde. Bağlam değiştiğinde, bir bağlamdan başka bir bağlama geçtiğimizde zihinsel model de aslında değişim gösterebilir. Amerika'daki araç sürme, benim kırmızı ışık örneğini hatırlamanızı isterim. Araç aynı, sürme yönü aynı ama aracın sürüldüğü bağlam değişiyor. O bağlam değiştiği anda kafamdaki kırmızı ışık mental modeliyle ya da zihinsel modeliyle Amerika'daki kırmızı ışık zihinsel modeli birbirinden farklı. O zaman bir takım belirsizlikler oluşuyor. Başka bir yine klasik bir zihinsel model testini özellikle yine sizle paylaşmak isterim. Bakalım
bunu başarabilecek misiniz? Ya da bu problemle karşılaşmamış olanlar için belki tekrardan bir hatırlatma olur. Burada ekranda 9 tane nokta görüyorsunuz. 9 nokta testi diye de adlandırabiliriz. Problemimiz şu, 4 tane doğru çiziyoruz. 4 tane doğru çizmenize izin var. Bu doğrular her noktadan sadece bir kere geçecek. Elinizi kaldırmamanız gerekiyor. Tüm noktalarında birleştirilmiş olması gerekiyor. Yani boşta kalan nokta olmayacak. 4 tane kesintisiz doğru çizerek. Çözüm bu. Evet, normal klasik çözüm taktiklerini uygulasaydık bu problemi çözmemiz mümkün olmayacaktı. Ve çok büyük ihtimalle eğer bu problemle ilk defa karşılaşan birisiyseniz bunu bu 9 noktanın bu kare yapısının içinde çözmeye çalıştınız. Bu da yine günlük hayatımızda bizim geliştirdiğimiz sınırların içinde kalma zihinsel modelinden kaynaklanan bir yaklaşım. Halbuki bu sınırların dışına çıkıp da bu problemi çözmek de mümkün. Ki kaldı ki buradaki örnekte olduğu gibi. 4 çizgiyi illa bu karenin içinde kalmadan, bu sınırların dışını da çıkarak düzgün bir şekilde çizerek gerçekleştirmek mümkün. Niye çözemedik? Çözemememizin nedeni sınırların içinde kalma mental ya da zihinsel modelimizde. Peki sonuç olarak ne diyebiliriz zihinsel modeller konusunda? Deneyime ve tanıdık bağlama dayanan modeller daha zengin modeller oluyor. Çünkü deneyimle o modeli zenginleştiriyoruz. Zengin modeller doğru karar vermeyi destekliyor. Özellikle deneyimle de zenginleştirilmişse. Peki insan bilgisayar etkileşimi için etkisi nedir zihinsel modellerin? Nerede daha çok faydalanabileceğiz? Bu gösterimde sağ tarafta bir tasarımcıyı görüyorsunuz. Bir ekran tasarlamış. Bu ekrandan da, tasarladığı ekrandan da oldukça mutlu. Diyor ki, ben bu ekranı tasarladım, bu ekranı kullanıcılar kullanacak ve istediğim özellikleri, istediğim kullanımı yapacaklar. Ama ekranın sol tarafında kafasında soru işareti olan kişi ise bir son kullanıcı. Son kullanıcının kafasında bu sistemi nasıl kullanabileceğine dair soru işaretleri var. Dolayısıyla tasarımcının kafasında oluşturduğu mental model ya da zihinsel modelle kullanıcının, son kullanıcının kafasında oluşturduğu zihinsel model birbirinden tamamen farklı. Ya da birbirinden oldukça uzak. Tasarımcının yapması gereken kullanıcıyı tasarım sürecine dahil edip onun zihinsel modelini anlamaya çalışmak ve tasarımcıyla son kullanıcının zihinsel modellerini birbirlerine yaklaştırmak, mümkünse üst üste getirmek. Öyle bir durumda tasarımcı kullanıcı gibi düşünmeye başlar. Tasarımcının hayata geçirdiği ürün son kullanıcının da rahatlıkla kullanabileceği bir ürün haline gelir.